Sailing Me'den hepinize merhaba dostlar. Bu bölümde teknemizin çapasını yerli bir markamız olan Veg çapa ile değiştiriyoruz. Sonrasında Veg firmasının kurucusu ve çapanın tasarımcısı olan İsmail Bey ile çapanın tasarım sürecinden üretim tekniklerine kadar her konuyu konuşuyoruz. Ve videonun sonunda çapa ile ilgili deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Keyifli seyirler. Selam dostlar. Sonbahardaki işlerimizden bir tanesi, bir hayli zamandır beklediğimiz yapmak için neydi Tuna'cığım? Çapa değişimi. Evet, onun da Delta çapamızı çok güzel bir Veg çapayla değiştireceğiz. Daha önce aslında bu değişimi yapmıştık. Fakat, daha doğrusu yapmak istemiştik. Fakat çapamızın giriş yerinde ilgili bir uyumsuzluk olmuştu. Sağ olsun Veg firması bizim için çok güzel bir aparat tasarladı. Birazdan detayları sizle paylaşacağım. Şimdi teknemizi baştan kare yaptık. İskelemize normalde yanaşmadığımız bir şekilde yanaştık. Eski çapamız olan Delta'mızı Veg ile değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi yani Delta'da işini yapan bir çapa ama Veg çok yakışıklı. Şimdi yapacağımız değişiklik bu. Tuna'cığım bir de bize aparatı tanıtır mısın? Bizim teknemizde Veg çapanın giriş açısına ilgili ufak bir açı sorunu oldu. Biraz zinciri kaldırmaya başladı. Bu üst taraf zincirin giriş açısını düşürecek. Bu da çapayı ilk karşılayacak olan kısım olacak. Normalde şuradan giriş yapıyor teknemize. Buradan böyle girerken havaya kalktığı için ırgatla onun açısı sebebiyle dik konuma geliyordu. Şimdi o sorun ortadan kalkacak. Şimdi işlere girişelim bakalım. Eski çapamızı ve berbat fırınımızdan da kurtuluyoruz. Veg'in çok pratik yapılabilen kendine ait bir şeyi var. Onu da gösterelim. Bir kutu açılışı yapalım. Böyle güzel hostes bulmuşuz. Tata! Gördüğünüz gibi tamamen paslanmaz kromdan üretilmiş. Zaten bu ayrı bir sanat eseri. Kendi bağlantı ve montaj parçalarını beraber geliyor. Birazdan bunu da takacağız. Ben bunları yaparken Tuna ara ara çekimler yapar. Bakalım biz de artık kendimizi Delta'dan Veg'e upgrade edeceğiz mi? Tabii şu an çapayı kullanmadığımız için çapayla ilgili bir şey söylemem mümkün değil. Önümüzdeki sezon, 2023 sezonunda bol bol deneyimleyeceğiz. Ve sonuçları sizlerle paylaşacağız. Zaten Veg firması son derece transparan bir firma. Bizim dostlarımızdan The Kayık kullanıyor, Başka Türlü Yaşamak kullanıyor. Daha birçok aklıma gelmeyen şu an dostumuz kullanıyor ve son derece memnun. The Kayık G'yi arşınladı Veg'de ve çok sakat ders havalarda kullandı. Çok memnun. Sevgili dostlarımız Özkan ve Özlem dünya turundalar. Onlara da herhalde bir şey anlatmamıza gerekiyor. Her türlü denizde, Akdeniz'den de çıktılar artık. Veg'le beraberler ve çok memnun olduğunu Özkan her fırsatta belirtiyor. Bakalım biz de Mutlu Veg ailesine katılabilecek miyiz? Şimdi yapmamız gereken normalde çapamızdaki tür döngüden zincirimizi ayırıp yeni çapamıza takmaktı. Bunu yapmak için oradan başladık. O işlemi yapmadan önce de zincirimizi buradaki yeni bağlantı parçası, şurada uzakta duruyor. Çapanın bizim çap teknemizde çalışabilmesi için gereken aparatı takacak. Her şey yolunda gidiyordu. Açmaya çalışırken tür döngünün alyanla açılan kısmı sıyırdı. Zincirden ayıramamaya başladık. Orayı açamadık. Orayı açamayınca da orayla bayağı bir uğraştık. Fakat o ailen yeri bozuk olduğu için açamayınca dedik ki bari Dremel'le zincirden bir tane bakla keselim. Oradan buraya bağlayalım. Sonra o şeyi çözeriz. Bu sefer Dremel tam kesim işleminin ortasında bozuldu. Ondan sonra şimdi Dremel'i dağıttık. Şu an elimde tuttuğum şey Dremel'in bobini. Dremel'in bobinindeki bağlantı eksikliğini arasını keşfettik. Şu an çapa değişimi yaparken kendimi Dremel bobini tamir etmeye çalışırken buldum. Yani klasik bir denizde tamirat günü. Evet. Ve büyük an. Öner abi. Bobin tamir ederiz. Ya çalışıyor. Ya. Dremel'de tamir etmek demeyiz. Bobin tamiri, elektrik motoru tamiri de yaptık. Ellerinize sağlık. Demir'in baklasını kesmeye devam. Sonra inşallah bu güzel bebeği teknemize takacağız. O da bize sorun çıkarmayacak. Evet, bakalım başarılı olabildik mi? Ve işte bu. Ta-da! Zincirimiz özgürlüğe kavuştu. Buraya da bir tane hatıra parça bıraktık. Burada kesmek zor olacak diye ama işlem tamam. Dremel valla kağıt gibi kesti arıza yapana kadar. Şimdi sırada yeni çapanın montajı var.
çapanın bizim tekneye uyması için yapılan ek parçayı takmaya çalışıyoruz şu anda. Çapa buradan içeri girecek. Ve yarın oturacak. Şöyle bir ayar imkanımız da var. Evet, son aşamaya doğru geliyoruz. Şimdi ve çapanın kendine özel bir şeyi var. Kurduğum tasarımı var. Her şey çok bebek, çok güzel hazırlanmış. Eski bir tekne olmamızdan dolayı ırgat biraz aşağıda ve zincir açısı farklı. Yeni teknelerde quick çapa ırgatlar güvertenin üzerinde yer alıyor. Şu aparatı takmamız sebebi de o. Baklayı biraz döverek buradan geçirdik. Artık zincirle çapa bağlantımızı yapabiliriz. Evet dostlar, benim böyle bir tabirim vardır. Kafamda Şampiyonlar Ligi müziği çalıyor derim. Şimdi o anlardan bir tanesi. Sıkı uğraştık. Ufak tefek aksaklıklar oldu. İşte dramelimiz bozuldu. Eski çapamız bizden ayrılmak istemedi. Zincirimizi bırakmadı. Kullandığımız onluk zincir fırdönlüğe biraz zor girdi. Burada demir dövdük. Ama sonuç başarılı oldu. Artık Mia teknesi de Veja ailesine katılmış oldu. Çok denemek istediğimiz, kullanmak istediğimiz bir çapaydı. Uzun süredir de bekliyorduk. Şu yeni gelen aparatımızla beraber gerçekten de tekneye girişi çok hoşuma gitti. Şu aşamada sadece burada bir alıp atma denemesi yapabildik ama muhteşem. Gelirken düzelmesi, aparat sayesinde yerine tam oturması ve duruşu beni benden aldı. Çok agresif bir çapa. Ben uzun süredir burada iskelede montajını bekliyordu. Çok izledim, çok baktım. Ama bu kadar güzel gözükeceğini tahmin etmemişim. Teknede gerçekten de bambaşka bir şey oldu. Galiba artık koylarda demir atmadan duracağım. Sadece çapalısı gözüksün diye. Teknenin hakikaten şu an üzerindeki en parlak obje oldu. Bahar temizliğinde tekneyi çapamıza yaklaştırmamız lazım. Tüm kromları parlatmamız lazım. Çok güzel bir tasarım var Veg'in. Çok büyük avantajları var. Bunlardan hepsinden bahsetmiştik. İsmail Bey de Veg firmasının sahibi tüm detayları anlatmıştı. Biz de kullandıkça, deneyimledikçe Mia teknesinde Tuna Kaptan'la beraber deneyimlerimizi paylaşacağız. Bütün yorumlarımızı, neler yaşadığımızı sizlerle paylaşacağız. Şimdi Veg yuvasına kavuştu. Bundan sonrası artık test, deneme süreci. Umarım memnun kalırız. Mia'dan hepinize sevgiler. Dostlar merhaba. Bugün Mia teknesi için özel ve güzel bir gün. Konu birazcık aşikar ama yine de bahsedelim. Veg Marine firmasının sahibi İsmail abiyle beraberiz. Bugün Mia'yı ziyaret etti ve uzun süredir yapmayı düşündüğümüz büyük bir değişiklik konusunda bize bir sürprizle beraber geldi. Kendisini tanıyarak başlayalım. İsmail abicim hoş merhaba, geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ederim bu davetiniz için. Sizi tanıyalım istiyorsanız ilk önce. İzmir'de makine sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Makine üretiyoruz. O süreç içerisinde tabii denizciliğe merak saldım. Ben İzmirli olmaktan kaynaklı. Aynı zamanda tabii, kaptansınız. Evet. Şimdi tekne sahibi olma bilme şansım oldu. Kendime ait olan teknenin çapasını yenilemem gerekiyordu. Memnun değildim. Bu süreç içerisinde araştırdım tabii ne çapalar var. Bunlar söylediklerim 10 sene kadar önce falan oluyor o civarda. Çapalar nasıl yapılıyor? Kaç çeşittir? Neler var? Hangi türleri var? Hangi türlerin avantajları, dezavantajları var derken konu bayağı ilgimi çekmeye başladı. Sonra kendime bir çapa oluşturdum. Onu tekrar yeniledim. Bir daha yaptım, tekrar yaptım. Düzeltmeler yaptım. Evet, düzeltmeler yaptım. Tabii öğrenmenin sonu yok. Araştırdıkça daha farklı bakış açılarıyla bakmaya başladım çapaya. Evet. Bu süreç içerisinde şey de oldu, iş yerinde dediler olmazsa sen bu işi yap. Yani hani bu kadar uğraşıyorsun, mesai harcıyorsun bu işte. Yaptım, denedim. Kendi yaptığım şeyden memnun kalma noktasına geldiğimde dedim bu olabilir. Başka denizciler de belki denerse, onlar da memnun kalırsa bunu üretimi yapmaya yapabilirim diye düşündüm. Ve o şekilde başladı bu iş. Aslında denizcilik tarihinin başından beri tüm denizcilerin üzerinde düşündüğü, kafa yorduğu. Tabii tabii, çok eski tarih var çapanın çeşitlerinin, buruz çapanın, işte bügel çapanın. Yani her birinin tabii bir ihtiyaçtan doğan şekilleri var aslında. Kullandığı dönemin, kullandığı deniz yapısına göre ihtiyacı, savaş zamanı çıkan çapalar var. Farklı. Çıkartma yaparken kullanılan çapa türleri var gibi. Evet. Güvenmediğiniz bir çapayla hiçbir şekilde huzurlu olamazsınız teknede. Belki diğer şeylerin eksikleri de yaşanabilir ama. Kesinlikle. Uzun bir seyir yaptığımız zaman işte teknenin arması çok ön plana çıkıyor. Öyle. Gece işte yemek yapacağımız zaman mutfak ön plana çıkıyor. Fakat bunların hepsinin totalinde konforlu bir deniz yaşamının sırrı
iyi bir çapadan geçiyor. Kendinizi güvende hissetmenizden geçiyor. Aynen, güven duygusundan diğer geçiyor. Diğer türlü huzursuz olduktan sonra hiçbir anlamı kalmıyor. Evet. Yapılan keyfin de anlamı kalmıyor. Kesinlikle. Hiçbir anlamı kalmıyor. Yakın zamanda dikkatimi çeken bir konu var. Özellikle böyle 1-2 senedir tekne sahibi olan kaptanların birçoğu Alarga'da kalmaktan çekindiklerinden bahsediyorlar. Neden diyorum çekiniyorsunuz? Yani bu bizim Akdeniz yöresi için Alarga ve bulunduğumuz bölge için Alarga da çok iyi bir seçenek. Ya biz çapalarımıza çok güvenemiyoruz. Bir yere illa bir bağlı olalım istiyoruz. İşte tarar mı diye çok endişe ediyoruz. Cevaplarını alıyorum. O da bu aralar benim çok dikkatimi çekiyor. Bu güvensizlikle yapılan seyirlerde keyif biraz azalıyor. Kaptan işte uyuyamadığından bahsediyor. İşte gece ben pek rahat uyuyamıyorum. İşte programlar kuruyorum. İşte şeyler yapıyorum. Derinlik alarmları kuruyorum. Tabii tabii. Hep pozisyonlarına bakıyor insana. Kerteniz evet. Almak durumunda kalıyor sürekli. Evet. Halbuki çapamıza güvendiğimiz zaman, iyi bir kalama bıraktığımızda, zemini iyi tanıdığımızda, doğru noktaya demir attığımızda evimizdeki kadar rahat. Evdeki kadar rahat uyuyabiliyoruz. Gelelim izleyicilerimizin ve benim de en çok merak ettiğim kısma. Siz şey kısmını çok güzel açıkladınız bize. Bu çapanın ortaya çıkma öyküsünü, yaptığınız araştırmaları, denemeleri. Bize kendi çapanızda nelere dikkat ettiniz? Tasarımını şekillendirirken, ortaya çıkartırken ne hususlar ön plana çıktı? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz İsmail? Ticari anlamda bu çapayı tabii kullanılabilir kılmak için fonksiyonların bir kere çok başarılı olması gerekti. İlk etapta fonksiyonların çok ön planda çıkması gerekti. Çünkü hiç kimse bir çapanın güzelliği veya görüntüsüyle huzur bulamaz. Bu çapanın biraz bulunabilir diye düşünüyorum çünkü geldiğinden beri ben gözlerimi alamıyorum. Yani o gerçekten. İkinci aşamada yine de en önemlisi fonksiyon, yani güvenlik ya da şöyle söyleyeyim kullanışlıklı. Çok çabuk batmalı. Neredeyse her pozisyonda bu performansını gösterebilmeli, batış performansını ve tutunduktan sonra da tutunmaya devam edebilmeli veciz şartları değişse dahi. Evet. Bunu sağlayamadıktan sonra ticari bir anlamı da olmayacağını düşünüyorum. İkincisi de ekonomik de olmalıydı. Yani sonuçta evet. Bir maliyetle yapılıyor bu çapalar. Hem fonksiyona yönünden bir taviz vermeden ekonomik bir çapa yapmak düşüncesiyle başladı aslında. Bu kriter de çok önemli. Zaten şu an deniz yaşamında bizim hepimiz için daha da her geçen gün önemi artan bir şey. Fiyatlar, maliyetler çok yükseliyor. Çok deniz yüksek. Yaşamının maliyeti çok yükseliyor. Doğru. Bu önemli kalemde iyi bir fiyat performans alternatifi Türkiye pazarı için çok kıymetli. Çok hepimiz için. Daha sonrasında bu çapanın nasıl olması gerektiğini bu birkaç kriteri düşünerek hep tasarlayarak oluşturdum. Sonuçta çıkan sonuç bu. İzleyen dostlarımızın en çok merak edeceği şeylerden bir tanesi İsmail abi şu olacaktır. Biz niye mevcut çapamızı vecde değiştiriyoruz? Bu sorunun cevabı aslında ben de ama bununla ilgili size de soracaklarım olacak. Biz vecde ilgili yaptığımız araştırmada, sizle yaptığımız görüşmelerde daha farklı, daha çok güzeli tutunma performansının iyi olduğu bilgisine ulaştık. Şimdi bizim bulunduğumuz özellikle vakit geçirdiğimiz Hisarönü, Gökova, Göcek bölgelerinde mesela şeyler var, erişte zeminler var. Mevcut çapamızda bu zeminlerde birkaç tatsız deneyimimiz oldu. O herhalde memnun olduğumuz bir çapa. Tutma performansına şikayetçi olduğumuz bir çapa değil. Ama bu zeminleri kullanamıyor olmak veya yanlışlıkla buralara demirleme yapma riski açıkçası bizim için bir negatif yandı. Vecde bunu nasıl sağladınız? Erişte zeminde tutunma performansı vecin neden daha iyi? Tasarımını oluştururken dediğim gibi, daha önce söylediğim gibi farklı çapaların farklı avantajları, dezavantajlarını düşünerek tasarladım dedim. Ben tabii ki her çapanın olabilen avantajlarını bir araya getirmeye çalıştım olabildiğince. Hepsini iyi yönlerine bir çapada toplamaya. İyi yönlerine bir araya toplamaya çalıştım. Bu çapanın aslında diğer çapalardan avantajlı yönlerini ben tabii ki anlatabilirim. Çok seviniriz, duymak çok isteriz sizden. Özellikle şu üçgen yapı, ki bu her çapada mevcut olan bir yapıdır. Çok spesifik şeyler hariç. Geniş üçgendir. Geniş üçgen olması çapanın gaga kısmının, batan kısmının daha dik açıyla zemine saplanmasını sağlamakta. Bunu oluşturabilmek için doğal olarak şu roll bar'ı kullanmak zorunda kalıyoruz. Çünkü geniş dar yaparsak belki buraya konulabilecek ekstra bir ağırlıkla dönüşünü sağlayabiliriz çapanın her şekilde ama bunu dar yapmayı gerektiriyor. O da bana göre bir performans özellikle erişte zeminler için performans kaybı oluşturuyor. Evet. Dolayısıyla bu üçgenin geniş olması gerekliliğini o ve bunun bize, önemini düşünerek tasarladım. Üçgen de bize roll bar'ı getiriyor. Roll bar'ı ihtiyaç kılıyor açıkçası. Bunun daha farklı avantajları da var ama asıl amacı bu. Anladım. Teşekkür ederim.
Bu genişlik aynı zamanda şurada bir boşluk yaratıyor. Gaga ile şu kanat arasında. Evet, şu orada bir eksiklik kısmımız var değil mi? Evet, şurada bir açıklık yaratıyor. O açıklık, yani şurada görünen açıklık. Kavisimiz. Evet. Kavisimiz, o sizin söylediğiniz erişteki çapanın yan gelip batmadan kaymasına engel oluyor. Hmm. Hep şu nokta zemine giriyor, sivri giriyor. Şurası boş geçiyor. Evet. Çok agresif bir tasarım var zaten. İşte yani. Bu da agresiflik sağlıyor. O agresiflik de o zor zeminler, sert ya da işte erişte zemine, sazlık zeminleri için avantaj haline geliyor. Peki kullandığınız malzemelerden biraz bahseder misiniz bize? Şimdi iki tip seçenekleriniz yapıyoruz. Var mı? İki tip yapıyoruz, iki seçenek var. Biri bu çapada olduğu gibi 316'lı krom paslanmaz malzemeden tamamı olarak yapılabiliyor. Bir de imalat çeliği SD37 demirle sıcak daldırma. Galvaniz kaplama. Galvaniz kaplama şeklinde yapabiliyoruz. Tabii daha ekonomik bir seçenek oluyor evet. Galvaniz kaplama. Malzeme farkına göre. Onun belki biraz daha farklı bakım ihtiyacı doğabiliyor tabii belli bir kullanım süresi sonrasında. Evet. Yıllar içinde tekrar galvanizleme işlemi yapılabilir. İşlemeye ihtiyaç olacaktır. Mevcut çapalardan farklı olan sizin kendi entegre bir fırdavır sisteminiz var. Aslında evet, en özel noktalardan biri de bu çapada o. Bir, ikincisi şu sap diyeyim ben. Bu bölümün farklı olması. Genelde çapalar saçın kalınlığıyla devam eder. Bu çapanın hiçbir şekilde ters gelmesi, yan gelmesini engelleyen bir sistem oluyor. Hiç olanak vermiyor. Olanak vermiyor. Ağırlığıyla birlikte dönmek durumunda kalıyor. Çünkü dönmesini engelleyecek bir unsur kalmıyor burada. Doğru. İkincisi de direkt üzerine takılabilir. Yani bir zincir kilidi veya bir pim kullanmadan pim kullanılıyor gerçi ama düşündüğümüz şekilde değil. Maşa şeklinde olmayan bir fırdöndü kullanabilme şansı doğuruyor. Burada da güzel bir mühendislik çözümü yaratmışız. Benim en çok ilgimi çeken kısımlardan bir tanesi burasıydı. Çünkü mevcut çözümlerden farklı bir sistem. Yani çapa aslında çoğu yönüyle başka çapalara benzetilebilir. Zaten bu tabii. Eğilim her zaman oluyor. Yani evet. Şu çapaya benzemiş, şu çapaya benzemiş evet. Gibi. Elbette benzeyen noktaları olabilir. O da işte tabii. Tasarımın ihtiyaçtan doğurduğu şekli olduğu için benziyordur. Evet. Ama şu yönüyle benzeyeni yok. Evet. Dünyada birçok farklı kaşık tasarımı var. Yemek yerken kullandığınız evet, kaşıklar. Doğru. Çok deneysel alanlar olabilir tabii ki ama hani oradaki mühendislik çok dar. Artık orada yapılabilecek şey çok azalmış. Ama demirleme konusunda çapanın ben hala sizin sayenizde geliştirilmeye çok müsait olduğunu, hala çok yenilikçi fikirlere, yenilikçi çözümlere açık olduğunu görüyorum. Açıkçası yerli bir firma olmanız, kendi ülkemizden böyle bir ürün ortaya çıkması beni ayrıca vallahi. Gururlandırıyor. Fırdöndü biraz önce bahsettiğim gibi direkt üzerine takılabilen bir fırdöndü. Yani buraya bir herhangi bir kilit takılıp veya bir maşa şeklinde bir pim sokularak yapılan bir montaj şekli değil. Direkt bu şekilde giren, üzerine mont edilen bir sistem. Evet. Bu maşa şeklinde olmaması, yuvarlak yani dairesel bir yapısı olması eksenel yüklerde riski yok ediyor. Klasik maşa tipini hatırlayalım. Şöyle bir geçiş yapan bir parça vardı. Bizde hatta şu an kendi fırdönümüzde açılma problemi var. Açılma problemi. Evet. Bunun öyle açılma problemi olmaması gereken bir yapıda evet. Yaptık. İçe geçtiği için mahkeme evet. Yapı. Evet. İçe geçtiği için. Montajı isterseniz göstereyim. Yapalım. Yapalım. Burada güzel bir krom zincirimiz var. Evet. Bizim fırdönümüzde dış kabı bu şekilde zincirden geçiriliyor. Zincirden geçirdik. Geçirdikten sonrası zincirin ucunu bağlamamız gerekiyor. Onu da şöyle bir parçayla burada olabildiğince kalın yapmaya çalıştık ki zincirden evet. Daha güçlü olabilsin her zaman. Zayıf halka şu an. En zayıf halka olmasın zincirden daha güçlü olsun diye olabildiğince dolduracak şekilde yaptık burayı. Çok ki güzel. Alanı kullanabilelim diye. Montaj şekli şöyle. Şu burada parça... Şöyle bir soruyla araya girebilirim. Mesela bu 10'luk zincir için yapılmış bir pim tabii, herhalde. Zincir doğru. Boyutuna göre de farklı seçenekler tabii, 8'lik, 10'luk, 12'lik, 14, 16 diye gidiyor. Oraya tabii, kadar güzel. Seçenekleri var her biri için yapılmış durumda, üretilmiş durumda. Çok bu böyle güzel. Geçen bir sistem. Önce bu zinciri buraya takıyoruz. Geçiriyoruz yuvası var. Daha sonra buraya geçirdiğimiz zaman... Bu kadar basit. Bu kadar basit. Çok şimdi güzel. Aslında zincirin içine pim geçirilme bütün fırdönlerde olan bir sistem. Fakat bunu geçirdikten sonra ya buraya bir somun takıp ya bir kopulya takıp ya da işte bir şekilde onu ya da sıvılarla kitlememiz gerekiyor. Ve onları ne olduğunu biliyoruz. Evet. Sonra o kopulyalar çürüyor, teller, çelik teller, paslanmaz teller kopuyor. Her biri bir risk noktası aslında. En zayıf evet. Halkaların her biri onlar olabiliyor. Burada pim içeride kalıyor. Yani bunun çıkma olasılığı kalmıyor. Böyle içeri taktığımız zaman kendi kitlemiş içine, oluyor. Evet. Çok dolayısıyla güzel. Bunu bağlamamıza da gerek kalmıyor bir şekilde somunla veya işte kopulyayla. Çok güzel, çok güzel bir çözüm. Böylelikle içeride dönebiliyor. Daha sonrasında bu fırdöndüğümüzü çapın üzerine direkt oturtuyoruz.
Evet. Delikler denk gelecek şekilde yaptıktan sonra bu kalın filmi takabiliyoruz. Çok güzel. Bu taktıktan sonra bunun da aslında bir şekilde kaymasını engellememiz gerekiyor. Bunu da ya buralara birer somun veya kopilya tarzı bir şeyler koymamız ihtiyacı olacak. Ben mühendisi olacaktır. Olmadım. İçin ilk aklıma gelen benim de bir somun takmak olur. Evet, sizin somun takmak olur. O da şey handikapı var. Yine gevşeme çıkma. Bir ikincisi de dışarıda bir çıkıntı yaratma. Evet, bir yüzeyin dışında bir parça. Onu da engelleyebilmek adına bu pimin oynamasını, yani buradan çıkmasını engelleyecek bir tane yaylı pim. Yani yarıklı pim diye geçiyor sanayide bu. Bu girdiği yuvada sıkışarak giriyor. Kendini yay vazifesi sabitliyor. Bunu çıkarmanın tek yolu zımbayla tekrar vurmak oluyor. Başka yolu onu buraya taktığımız zaman bu da denizde ulaşabilecek. Şu pimin şurasına geçiyor ve bunun sağa sola gezmesini engelliyor. Ve dışarıda hiçbir çıkıntı da kalmıyor böylelikle. Çok net bir yüzey elde etmiş oluyor. Evet. Çok harika. Yani bu aslında su altında olabilecek bir olay da olmadığı için birisinin gelip oraya olması imkansız bir hale getirmiş oluyoruz. Montajı aslında bir tek çekişle de oldu işte, herhangi bir anahtar gerektirmemesi açısından da son kolay. Son derece pratik, pratik ve çabuk oluyor. Evet, şimdi çapayı ve fır döndüğü tanıdık. Aklımıza hemen hangi soru geliyor? Veg'in buna benzer başka inovatif, size özel ürünleriniz var mı? Başka ürün çeşitleriniz var mı? Benim de bir tanesi var. Belki de en çok tanınan ürünlerinizden de bir tanesi sanırım. Evet, sosyal medyada doğru. Çok duyuyorum. Veg'in borsa kancası. Evet, çok basit bir tasarım var aslında ama çok kullanışlı oldu. Ve kullanıcılar hep memnuniyetini belirtiyorlar. Gerçekten güzel oldu o anlamda. Kullanış şekli çok basit. Görüntüsü de zaten çok basit olduğunu bir şekilde işaret ediyor. Ben isterseniz size şöyle şey yapayım, bir demo olarak tutayım nasıl takılıyor. İki taraftan bağlanabiliyor bu. İki tane halat esnetici olabilir içerisinde veya esnek halat olabilir, esneyebilir halat olabilir. Onlarla bağlanıyor. Daha sonrasında zincirin etrafından geçirip bir tanesini, ki sizin yelkenli de Genoa direğin etrafından geçirdikten sonra var olan zincire bu şekilde ortalayıp asıldığınız zaman bu geçiyor. Ha, çok pratik. Bizim mevcut olan da Tuna çok iyi bilir benim ne kadar uğraştığımı. Evet. Böylelikle eğilmenize, zincire uzanmanıza gerek kalmıyor. Yani ayaktayken dahi bunu takabilirsiniz. Hı-hı. Daha sonrasında işte ırgatı boşadığınızda bu buraya kitleme pozisyonunda kalıyor. Hı-hı. Çıkartırken de aynısını ters yapıyor. Gevşettiğimiz zaman, bıraktığımız zaman bu zaten kendini salıyor. Alıp koyuyorsunuz. Çok güzel. Bunun dışında yani halat makarası yapıyoruz. Yaz salat makaralarını yapıyoruz. Hı. Evet. Yaz salat makaraları var. Onların da seçenekleri var. Polyester ve yüzen dayanma türü halat olanı. Her iki türünü de yapabiliyoruz. Çapa kurtarma kancası yapıyoruz. Artık kalabalık oluyor koylar, zincirler üst üste atılma olasılığı arttı. Maalesef. Maalesef. Çok sık yaşıyoruz. Öyle bir pozisyonda ihtiyaç olabilecek bir parça. Onu yapıyoruz. Çapadan bahsederken, fonksiyonları bahsederken bir iki nokta vardı. Onları anlatmak istediğim şeyler var. Tabii ki. İmalat aşamasında var olan aynı zamanda. Kumlama ve polisaj işlemi oluyor. Hı hı. Elektropolisaj yaptırıyoruz. Kumlama yüzeyde aslında bir sertlik sağlıyor. O sertlik de o korozyonu, paslanmaz çelik de olsa, 306L de olsa bir korozyon şeyi var. Evet. Olasılığı var. Sertleştirilmiş, kumlanmış yüzeyde bu korozyon direnç olasılığı daha fazla. Direnç daha fazla. Daha geç oluyor ya da belki de olmuyor uzunca süre. O sertleştiriyor yüzeyi. Yüzeyde belki bir ufak bir kırçılık yapıyor. Hı hı. Ama daha fonksiyonel hale geliyor. Evet, elektropolisaj da aslında bir elektroliz işlemi olduğu için, hı hı, içindeki tüm demiri, yani paslanma yaratacak bütün maddeleri alıyor. Çok enteresan. O alarak parlatma yapıyor. Dolayısıyla paslanma sararma yönünden en iyi pozisyona getirmeye çalışıyoruz çapayı. Buradan baktığımız zaman uçak benzeri bir form var, yani arkaya doğru daralan ve kanatçıklarla böyle bükülen kısımlar var. Bunların hepsi zemine hızlı saplanmayı ve saplandıktan sonra gömülme fonksiyonu sürdürme yönelik yapılmış. Evet, doğru. Öncelik hızlı saplanmalı. Evet. Attığınız zaman belli bir tarama sürecinden sonra saplanmamalı. Direkt o oldu, atıldı, yerleşti. Evet. Zemine değdiği noktada tutunmalı. Daha sonrasında tutunduktan sonra kolaylıkla saplanmalı, içeri gömülmeli. Hı hı. Gömüldükten sonra da kaydırmamalı. Yani bu üç fonksiyon, evet, olabildiğince tasarımda düşünülerek yapıldı. Evet, hızlı saplanma dediğiniz gibi çok önemli. Eğer çapa zemine temas ettikten sonra bir süre sonra sürüklenip takılacağı yerde takılması farklı. Direkt dalarak girmesi tabii ki çok farklı olacak. Biz koylardaki yoğunluk sebebiyle koylar eskisine göre çok daha kalabalık. Bazen nokta atışı, bir noktaya demirimizi düşürüp, doğru, orada tutunma sağlamamız gerekiyor. Fazla alanımız olmayabiliyor. Evet, evet. Hızlı saplanma da bence burada çok büyük bir avantaj sağlayacak. Çünkü evet, biz kalamamızı bıraktığımız zaman bazen polistanla kontrol yaptığımızda, düşük bir devirle bile olsa bir germe yaptığımızda daha çapamızın
zemine oturmadığı anlarla karşılaşabiliyoruz. Tabii. O gün mesafe, tasarladığınız mesafeden farklı bir pozisyon. Ve bazen de tekrar size demirlemeye evet. kadar giden bir süreç başlıyor. Ama bu sayede eğer nokta atışı, doğru kalama verip, hızlı zincir bırakıp zeminle buluşturduğumuzda çapayı, çapa hemen saplanma aşamasına geçiyor. Evet. Bu arada daha farklı yönlerinden de bahsetmek istiyorum çapanın. Şu alttaki salma bölümü diyelim. Salma deme sebebi yelken tekniğine evet, benzerliği yönünde. Adeta bir salması var. Bu kendi etrafında çapanın dönerken yan yatıp çıkma olasılığını azaltan bir unsur. Tutunma sağlıyor, evet. Aynen bir salma evet. görüp pozisyonu korumasını sağlıyor. Evet, bu nasıl bir farklı yöntem değilse, diğer çapalardan farklı bir noktaydıysa bu kayma takozu, bu da öyle. Anladım. Aynı zamanda bu şu üç noktanın zemindeyken, bu pozisyondayken çapanın yine gaganın batma pozisyona geçirmesini sağlayan bir unsur oluyor. Evet. Ağırlık yani havada yine. Kalıyor bu yine. Yani üç nokta değiyor sadece. Evet, temas noktalarından. Temas noktaları işte kaydırmayı engelliyor yüzeyde. Evet. Bir tutunma yüzeyi yaratıyor. Bu şekilde düştüğü zaman da aynen. Düştüğü zaman da yine gaga kısmını aşağı doğru yöneltiyor evet. diyelim. Zorluyor. Gaganın zaten açısı her zaman aşağı doğru özel bir açısı olduğu için hep bir saplanma ve gövürme. Yani her pozisyonda olacak. Saplanmaya yönelik bir agresif yapı oluşturmaya çalıştım bu tasarımı yaparken. Wet çapanın demirlemesiyle ilgili bir farklı bir yöntem izlememiz tavsiyeniz olur mu? Ya da normal çapalardan farklı bir prosedürü var mı? Aslında normal bir çapadan veya geleneksel çapalardan daha farklı değil. Burada önemli olan kaloma elbette. Evet. Tutunma esnasındaki kaloma miktarı ile ilk saplanma esnasındaki kaloma miktarı önemli. Elbette ki ilk saplanmanın her ne kadar açımız paralel olursa, az olursa yüzeyle olan zincirin evet. açısı o kadar daha kolay saplanacaktır. Evet. Kalamayı ilk saplanma esnasında 4-5 katı vermekte fayda var. Daha sonrasında ihtiyaç olur ise azaltılabilir bu kalama. Evet, ilk önce doğru açıyla çapalar, çapanın evet. gömülmek istediği doğru açıya ulaşması gerekir. En iyi şey paraleldir. Ondan sonra her açı biraz daha zayıflatır o olasılığı. Evet. Ama tabii ki paralel teorik bir şey, mümkün değil. Evet. Olabildiğince kalamayı arttırmak gerekiyor. Paralel en yakın açıyla. Genelde gözden kaçan da o oluyor. Yeterli kalama bırakılmıyor. Burada şimdi sizin yaptığınız birçok mühendislik çözüm var. Bu çözümlerin hepsi çapanın yüzeyle olabilecek en yatay açıdayken gövülmesine yardımcı olacak. Tabii çözümler. O yatay açı biz bunu sağlamazsak bu sefer batma gücü azalacak. Evet, çünkü tasarlandığı açı zaten yatay açıya yönelik tasarlanmış bir şey. Biz bu açıyı sağlamadan bırakırsak çapamız hangi çapa olursa olsun piyasadaki yüzeyde tutulmakta zorlanacaktır. Şimdi wedge çapanın özelliklerinden, üretimden bahsettik. Peki wedge kaç senedir Türkiye sularında İsmail abi? Bu sene çıkan bir ürün değil. Biz sizi bayağı bir süredir takip ediyoruz. Kaç senedir üretimdesiniz? Elbette deneme süreci uzun sürdü, yıllar aldı. Ticari anlamda bir kullanım şekli 2 sezondur var. İlk wedge çapa satış olarak 2 sene önce söylendi. Hala 2 sezondur kullanan ve sürekli takip ettiğim kullanıcılar var. Bu bize aslında yol gösteriyor. Çünkü her ne kadar biz denesek, biliyorsunuz denizde hiçbir koşul aynı olmuyor. Hiçbir zaman aynı olmuyor. Her koşulu denemek mümkün değil. Ancak bunu kullanıcıların feedbackiyle sağlayabiliriz. Sürekli takip ediyoruz kullanıcılarımızı. Sizin bildiğim kadarıyla şeylerle iletişiminiz çok iyi. Wedge kullanıcılarına aldığınız dönüşleri takip etmeye çalışıyoruz. Hatta bazen Wedge ailesi gibi bir durum var diye hissediyorum. Biz de artık üyesi olacağız inşallah. O takip sonucunda şu an için söyleyebilirim ki hiçbir zorluk yaşamadan hep rahatlıkla kullandığını, güven içerisinde kullandığımızı söylüyorlar. O açıdan iyiyiz, mutluyuz. Buradan Yiğit Kaptan'a dikkatli hesabına bir selam verelim. Büyük ihtimalle izleyicilerimiz de YouTube'da onun da videolarını izliyorlardır. Yiğit Kaptan İstanbul'dan indi. En uzak herhalde Fethiye'ye kadar gittiler. Ve bu süreç boyunca devamlı ve çapa ile ilgili bize övgü dolu dönüşler yaptı. Evet. Memnun olduğundan bahsetti. Sanırım sizle de paylaşmıştır. Bizle de paylaşıyor. Zaten sürekli takipteyiz. Yani o da bize bilgi veriyor. Şurada attım, şu kaloma verdim. Çok başarılı. Rüzgar şunat esiyordu ama kıpırdamadı. Evet. Bilgi alıyoruz. Tabii mutlu oluyoruz böyle. Evet. Bu da güzel bir şey çünkü daha emin oluruz yaptığımız işi açıkçası. Daha motive oluyoruz öylelikle. Çok açık söylemek gerekirse bizim de wedge'i tercih ederken teknemizi takmaya karar vermemizde bunun büyük etkisi oldu. Çünkü şeffaf bir süreç yaşanıyor. Siz bir ürün ortaya çıkardınız. Türkiye'deki denizciler bu ürünü yaşayarak deneyimliyor. Evet. Çok iyi geri dönüşlerde bulunuyorlar. Bu da kafamızda kalacak birçok soru işaretini aslında broşürlerde veya web sitenizde okuyacağımız birçok şeyden bizim için daha kıymetli oluyor. Şimdi herhangi bir çapa dedim ilk başta söylediğimiz gibi çok önemli bir unsur teknedeki fonksiyonel açıdan. Çünkü kendinizi güvende hissetmeniz lazım.
demirlerken problem yaşamamız lazım. Eğer bunlar yaşanıyorsa hiçbir tekneciyi bunu kullanmaya ikna edemezsiniz. Kesinlikle. Hiçbir şekilde. Çünkü bu sizin bir nevi eviniz. Kesinlikle. Bir kullanıcının ben bundan memnun demesi için gerçekten memnun olması lazım. O bir avantaj aslında. Evet. Genelde zaten çapalarla ilgili biraz hepimiz fanatik oluyoruz değil mi? Yani tabii. İnsanlar çapalarını, takımlarını savunur gibi savunabiliyorlar. Aslında günün sonunda işini yapan doğru bir ekipman net bir şekilde sonuç veriyor. Sonuç veriyor. Eğer aksi olursa da bunu hiçbir şekilde kullanmaya devam etmez kullanıcı. Yani bunu hiçbir güç yaptıramaz. Çünkü siz huzur içinde teknede olamadığın bir bedeli yok. Çok dolayısıyla o yönden kullanıcı yorumlarının samimiyeti garantilenmiş oluyor yani. Kesinlikle. Peki İsmail abicim çok teşekkür ederim. Bizde şimdi sırada veç çapayı deneyimlemek kaldı. İsmail Bey'le de zaten kayıt dışında konuştuk. Biz olumlu olumsuz tüm dönüşlerimizi kanalımızda şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz. Kendisine çok teşekkür ederiz. Oldu. Ben teşekkür ederim. Keyifli günlerde inşallah sorunsuz olarak kullanırsınız. Çok teşekkürler. Çok. Verdiğiniz detaylar için üretim aşamasından, üzerinde barındırdığı özel tasarıma kadar her şey için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Biz feedback konusunda zaten merak etmeyin. Tamam, kontakta kalacağız sürekli. Kalacağız. Her zaman inşallah denizlerde görüşelim. Şimdilik böyle olsun. Sailing Mio'dan görüşmek üzere. Özkan'cığım, senin için teknenin çapası demek, teknenin demiri demek ne demek? Teknenin çapası demek, teknenizi, geleceğinizi, hayallerinizi emanet ettiğiniz bir aparat demek. Onun harici eğer uygun bir çapanız veya demiriniz yoksa, çevredeki tekneleri de tehdit ediyorsunuz demek. Bunları yaşamamak için teknenize uygun çapayı aldığınızda kafanız rahat demek. Şimdi sevgili arkadaşlar, 2021 Haziran ayında Kaş'ta turnuvayla Karadağ'da Ozi ve biz Veç'le o zaman tanıştık. Ve Veç'lendikten sonra 2021'de bütün bir yaz Türkiye sularında Veç'i deneyimledik. Ve daha sonra da 2022 Nisan ayında Pinike Setur Marina'dan dedik hep batıya doğru dünya turuna çıkıyoruz. Ve bu arada Veç bizim teknemize, kendimize, kızımız Ozi'ye ve sonrasında en güvendiğimiz aparatlardan biri, teknenin parçalarından biri kesinlikle Veç. Şimdi Veç'le nasıl havalara girdik Öz? Bir onu anlatır mısın bize? Veç'le daha Türkiye'den ayrılamadan önce tam Pinike'den yol çıktık, Kaş'a geldik. 3 gün boyunca 40-45 saat kafadan gelen bir rüzgar vardı. Mecbur Kaş'ın önündeki, Kaş Marina'nın önündeki alarga yerine sığındık. 3 gün boyunca 40-45 saat havayı kafadan yedik. Bir yandan da iyi oldu. Zaten test etmiştik daha önceden. Biz ilk veçi taktığımızda tüple dalıp aşağıdaki tepkilerine bakmıştık. Ne tepki veriyor diye. Onun üstüne bir de böyle bir testten sonra yola çıkmamız daha güvenilir oldu. Ayrıca yine Rodos'a girdiğimizde yine çapa atıp kıçtan yanaştık iskeleye. Orada da çok sert, 2 gün boyunca bir hava vardı. Teknemiz 1 metre bile geriye doğru beton iskeleye hiç yanaşmadı bile. Sonra Minorca'da, Mahon'da çok kötü bir fırtına yaşadık. Bu Korsika'da teknelerin battığı fırtınanın saçağı, orada çok büyük bir alan var ama bir şekilde bir ucu bize geldi o havanın ve o gece de korkunç bir geceydi. Biz çok şükür teknemizin çapasıyla ilgili hiçbir sorun yaşamadık. Çevremizdeki teknelerden dolayı biraz sorunlar çıktı ama biz güzel atlattık, sorunsuz atlattık. Sonrasında hatta Veç'e güzel bir şey yaptık. Hatırlıyor musun Öz? Ne yaptık Veç'e? Okyanus suyunda. Evet, okyanusun en derin yerinde bir çapamızı böyle bir saldık, onu suyun içine soktuk, geri çıkarttık. Evet, yani Veç bizimle okyanusta çıktıysa, bu batıya daimi, batıya olan yolculuğumuzda yanındaysa Veç, biz de ona bir güzellik yapalım dedik. Okyanus suyuna Veç'i şöyle bir daldırdık. En derin noktasında. Ve sonrasında geldik Karayipler'e. Şu anda Karayipler'deyiz sevgili arkadaşlar. Ve Karayipler'de tam kasırga sezonunun pik yaptığı günlere gelmek üzereyiz. Ve bu arada Haziran ayında bir tropik fırtına yaşadık burada. Tropik fırtına bilet. Ve bilet de nasıldı Veç? Hiç sıkıntı yok. Yani aslında çok net yani. Veç'i at ve unut. O yüzden... Tabii uygun kalamayla. Aynen öyle. Yani çapınız kadar sizin çapayı nereye attığınız da önemli. Ama biz Veç'i erişte de denedik. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ve... Tabii ki erişteye çap atmanızı tavsiye etmiyoruz deniz ve ekosistem için. Güvenlik açısından. Bizi tanıyanlar, bizi takip edenler bilir.
eşime, dostuma hangi çapayı alayım diye araştıranlara ben kesinlikle hem yerli olduğundan dolayı hem de fiyat politikasından dolayı Beach'i tavsiye ediyorum. Fiyat politikası artık güveniyoruz. Görürüz ya, teknemiz değil mi? Hayatımızı emanet ediyoruz ona. Ve ne diyor Edaz'cığım? Ne diyoruz? Beach'le daima Batı'ya. Evet, haydi Batı'ya. Dostlar, hepinize de Kayık Mutfağı'ndan Dirsek Bükü'nden selamlar. Hemen arkamda da sevgili Fırat ve Tuna var. 3-4 teknegerimizde Beach'le ilgili bir video çekiyorlarmış. Benim de deneyimlerimi istediler. Dirsek Bükü'ndeyiz. Şu anda gördüğünüz gibi hop gidiyor demirimiz. Beach çapayı geçen bir önceki teknemde biliyorsunuz denemem için vermişlerdi bana da. Ondan sonra çok memnun kaldığım için yeni teknem için de işte geldikten sonra yine vermek istediler ama her başarının bir bedeli olmak zorunda diye düşündüğüm için ben parasıyla almayı tercih ettim. Parasını verdim. O yüzden söyleyeceklerim kesinlikle reklam falan değil. Tamamen kendi deneyimlerim. Bu ikinci nesil bendeki. Fıratlardaki de sanırım benim bir önceki olan çapadan. İkinci nesilde benim diğer çapada işte birkaç tane böyle bir şey vardı işte. Burun kısmı biraz daha işte sivriltilebilir mi falan diye söylemiştim. Onları yapmışlar. Çok daha agresifleşmiş ikinci nesil beş çapalar. Bununla olaylı bir gece yaşadım. Nerede yaşadım? Dilek Boğazı'nın karşısındaki bu su adası var. Onun orada yaşadım. Girişi böyle çok kayalık ve dar bir yerden giriyorsunuz. Çıkışta da tabii aynı yerden çıkıyorsunuz. Orada biz bir geceledik tekneyi güneye indirirken. Akşam 0'dan 25'e 2 saniyede falan çıkan sağanaklarla bir rüzgar başladı. Ve orada demir alanının hemen orada bir tane ada var. Su adası zaten herhalde orası. Onun etrafında inanılmaz bir akıntı adanın etrafında dönüyor. Akıntından dolayı tekne kafasını burnunu çeviremiyor rüzgara. Biz bordadan ala ala oradan oraya oradan oraya fırladık. O gece demiri alıp da çıkma şansım da yok. Gece kapkaranlık rüzgar atıyor. Bastırdığı zaman beni kayalara, çıkıştaki kayalara fırlatırdı. Dolayısıyla sabaha kadar orada durmak zorunda kaldık. Çok şiddetliydi rüzgarlar. Dolayısıyla ben de motor çalıştırdım işte. Bazen böyle alabanda yapıp tam yol falan verdim. Tekneyi tutmaya çalıştım ama o gece o çapa orada nasıl taramadı? Benim aklım hafızalam almıyor. Bu çok acayip bir ürün. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum. Veçsiz kalmayın. Veç teknenin sigortasıdır. Görüşürüz. Sailing Me'dan hepinize merhaba dostlar. Hisarönü Körfezi'nin en güzel koylarından bir tanesi İmbükü'nden size merhaba diyorum. Çok fazla mesaj alıyorum ve çapayla ilgili deneyimlerimizi merak eden dostlar soruyorlar. Fırat Kaptan nasıl, memnun musun diye. Bunlara genel bir cevap vermek istedim. Çünkü tam yeri ve zamanı yaklaşık 24 saatten fazla süredir çok sert havalara maruz kaldık. Bugün itibariyle şu an biraz sakin dedi sert rüzgar ve Veç yine santim kıpırdamadı. Geçtiğimiz 2 aydır Veç çapayı deneyimleme şansı bulduk ve her seferinde çok memnun kaldık. 2 tane fırtına, sağlam fırtına da santim kıpırdamadan Veç bizi çok güzel bir şekilde tuttu. Birçok koyda da dalarak bakmak fırsatı buldum. Bunlarla ilgili çekimler yaptım sizler için. İlerleyen dönemlerde paylaşacağım. Veç gerçekten de her attığımız yerde mükemmel şekilde zemine tutundu. Bu memnuniyetimi sizle paylaşmak istedim. Hepinize Hisarönü Körfezi'nden İmbükü koyundan sevgiler.